Sevgili Suskun Şair Samet kanal takipçileri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde hareket hız problemlerini işleyeceğiz. Hareket hız yol problemleri hangi denklemden ibaret olduğu? Zaten genelde zor olarak problem olduğu için zor olarak düşünülse bile aslında zorluk yanları olmadığı sadece bir dayanmasıdır. Bu denklem nedir? Yol eşittir hız çarpı zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yolum neye eşitmiş? Hızla zamanın çarpımına. Bunların matematiksel gösterimi nedir? Yolu x derim. Eşittir. Büyük V işaretiyle gösteririm. Çarpı zamanımı küçük t harfiyle göstermiş olurum. X eşittir v çarpı t olarak ben yol problemlerimi çözerim. Her şey sadece bundan ibaret. Şimdi mesela diyelim ki saatteki hızı 50 kilometre olan bir araç 1 saatte kaç kilometre yol alır? Saatteki hızı 50 kilometre olan bir araç 1 saatte kaç kilometre yol alır? Bu Saatte araç 250 bir saatte yine 50 kilometre. saatteki hızı 50 olduğu için 50 kilometre olur, değil mi? Tabii. Peki 2 saatte kaç kilometre yol alır? Katlanıyor çünkü 100. 100. 3 saatte 150. 150. 4 saatte 200. 200. 5 saatte 250 gibi gidiyor. O zaman biz burada ne anlıyoruz? 1 kilometrenin bu arada 1000 metre olduğunu unutmamamız lazım. Bazı sorularda metre cinsinden, kilometre cinsinden verir. Bu şeyi de unutmamamız lazım. Diğer soruda neyi anlamamız lazım? Saatteki hızı diyorsa aslında bu 1 saatteki hızı 50 kilometredir. Bunu mutlaka aklımızdan çıkarmamamız lazım. Şimdi mesela saatteki hızı 60 kilometre olan bir araç 5 saatte kaç kilometre yol alır? 300. Evet, 300 kilometre yol alır. Biz bunu nasıl buluyoruz? Yol Hız eşit çarpı. hız çarpı zamandan. Tamam. Saatteki hızı neymiş? 60 kilometre. 60'ı nereye yazıyorum? Hız kısmına yazıyorum. V yerine 60 yazıyorum. Çarpı bir araç 5 saatte yol alıyormuş. Ve 5 saatte yol aldığı için 60 çarpı 5 diyorum. Zaman yerine de 5 yazıyorum. 60 çarpı 5 eşittir. Neyi bulduracak? Yolu bulduracak. Yolum o zaman ne kadar? 300 kilometre diyorum. Bir araç A ve B kentleri arasındaki 400 kilometrelik yolu saatte 100 kilometre hızla kaç saatte gider? 4 saatte gider. 4 saatte gider. Neden? Buralar nedir? Yol çarpı zaman hep bununla bulunacak sorular. A ile B kenti arası 400 kilometreymiş. Benim yolum 400 kilometre eşittir. Ben hızımı biliyor muyum? Biliyorum. V eşittir 100'dür. T nedir biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Ne olur? 400 eşittir 100 çarpı T. 400 eşittir 100 T ise T ne olduğunu bulabilmek için çarpı 100'ü karşıya bölü 100 olarak atıyorum. T eşittir 400 bölü 100'den 4 olarak buluyorum. Bu kısımlar bu şekilde. Şimdi bizim aslında şunları da söyleyeyim en başından. Şimdi bir araç değil de iki araç olduğu zaman biz ne yapacağız? Bir araç değil de iki araç olduğu zaman biz ne yapacağız? Biz aynı yöne doğru gidiyorlarsa hızlarını çıkarıyoruz. Bunu mutlaka unutmamak lazım. Aynı yöne doğru gidiyorlarsa hızlarını çıkartıyoruz.
Eğer birisi bu tarafa gelip diğeri karşı tarafa doğru gidiyorsa, zıt yönlü hareket ediyorlarsa, biz bunların hızlarını topluyoruz. Bunu mutlaka unutmamak lazım. Genelde bunu nerede sorar? Karşılaşma noktalarında sorar diyorum. Bir araç A kentinden B kentine saatte V kilometre hızla 4 saatte giderek hiç durmadan saatte V eksi 10 kilometre hızla 5 saatte geri dönüyor. Tekrar söylüyorum. Bir araç A kentinden B kentine saatte V kilometre hızla 4 saatte giderek V hiç kilometre ne demek? durmadan V kilometre ne oluyor? V kilometre hızla. Yani ben bu şeyi bilmiyorum. Saatteki hızını Ha, bilmiyorum. x'in V yerine getir. kilometre dediği o hız. X diyebilir miyiz buraya? Yani diyebiliriz, fark etmez. Saatte x kilometre hızla 4 saatte giderek hiç durmadan saatte x eksi 10 kilometre hızla 5 saatte geri dönüyormuş. Yani hızını ne yapıyor biliyor musun? V eksi 10 dedi. Yani x eksi 10 dediği Hızlandırıyor. burada 10 kilometre, hayır, azaltıyor. Öyle mi? Eksi 10 olduğu için. Atıyorum ben 80'le gidiyorum. Hızımı 70'e düşürüyorum. Böyle düşün. Buna göre diyor V kaçtır? Bizim birinci bulacağımız bu. İkincisi de AB arası kaç kilometredir? İşte bayağı bir kafam karıştı hani bu x'lerden. Bir de iki tane araç olunca ve Şimdi kaçtan şöyle düşün mesela. V eksi 10 ile 5 saatte geliyor ya. V eksi 10 ile 5 saatte geliyor. V ile 4 saatte gidiyor. Şimdi ben aynı yolu gidiyor muyum? Gidiyorum. evet. Mesela Maraş'la Hatay'ı düşün, tamam mı? Tamam. Ben Maraş'tan yola çıkıyorum Hatay'a. V hızla 4 saatte yol alıyorum. Sonra geri dönüşümü V eksi 10 ile yapıyorum Hatay'dan Maraş'a ve bunu da 5 saatte tamamlıyorum. Benim yolum aynı mıdır? Aynı, Aynıdır. sadece Yolum aynıysa benim bu şeyim de aynıdır. Vereceğim işlemlerim de aynıdır. Bunların ikisini eşitlerim ve yolun ne kadar olduğunu bulurum. Burada hızı bulurum, hızdan da yolu çıkartırım. Ne demek istiyorsun Samet? Şunu demek istiyorum. Şimdi bir araç A kentinden B kentine saatte V kilometre hızla 4 saatte varıyorsa, 1 saatte V gider, 2 saatte 2V gider, 3 saatte 3V gider, 4 saatte 4V gider diyorum, değil mi? Evet. 4V ile gitmiş. Ne ile dönüyor? V eksi 10 ile, saatte V eksi 10 ile dönüyorsa 5 5. saatte ne olur bu? 5V eksi 50 olur. Niye? Çünkü V eksi 10'u 5 ile çarpmam gerekir komple. V ile 5'i çarparım, 5V olur. 5 ile eksi 10'u çarparım, eksi 50 olur. 5V eksi 50 olur. Bu neye eşit? 4V'ye eşit. Bir yerde 4V var, bir yerde 5V var. Hangisi küçük? 4V daha küçük. Evet. Şimdi 4V daha küçük. Ben 4V'yi 5V'nin yanına atarsam orada eksi 4V olarak gönderdiğim için V kalır. 5V'nin yanındaki bilineni de mecbur sağdan sola atacağım. Bilinmeyeni soldan sağa attığım için. 5V'nin yanında ne var? Artı 50 var. V eşittir 50 der miyim o zaman? Evet. V eşittir 50. Benden neyi soruyor? V kaçtır diyordu birinci de. V'yi biz neyi bulduk? 50 bulduk. 50 kilometre hızla gidiyormuş, 40 kilometre hızla geri dönüyormuş. O zaman benim yolum nedir? 50 kilometre hızla ben
4 saatte varıyorum. 40 kilometre hızla 5 saatte varıyorum. Yani 90 mı? 90. Aynen öyle. 50 kilometreyle 4 saatte varırsam, pardon, 90 değil, 200, özür dilerim. 90 değil, 200. Niye? Çünkü 50 kilometreyle 4 saatte varıyorum. 4 çarpı 50 yapacağım burayı. Evet. 4 çarpı 50, 200. Oradan da 40 çarpı... Aynen. 5 çarpı 40 da 200. Niye 90 dediysen? Şimdi şunu asla unutmaman lazım. Sana burada şu ayrımı verdirmek istemiş. Hani V ile gidiyor, V eksi 10 ile geri dönüyor ya. Burada sen diyorsun ki ben yolu bilmiyorum. Hızı bilmiyorum. Ne yapacağım, değil mi? Ama gidiş dönüşü sana veriyorsa sen diyeceksin ki yol zaten değişmez ki. Yol aynıysa iki formülde de bu iki formül de aynıdır deyip oradan ilerleyeceksin. Bir soru daha yapalım. Buna benzer mi yoksa farklı mı? Neyse, sen sor. Bahtımıza ne çıkarsın? Bilmem, buna benzer mi olur? Sor sor. Her şeyi sorabilirsin, sor. Evet, sorumuzu soralım. Bir dakika. Saatte 90 kilometre hızla giden bir araç 3 saatte kaç kilometre yol alır? Ya bu basit, 270. Şimdi bu zihinsel engeller evet. Sorunca bir şey tabii. Saatte 90 kilometre hızla gidiyorsa x eşittir v çarpı t'den 90 kilometrelik hızı var. V yerine, hız yerine 90 yazarım. 3 saatte gidiyorsa 90 çarpı 3'den yolumu ben 270 kilometre olarak bulurum. Diyor ki bir araç 320 kilometrelik yolu saatte V kilometre hızla 4 saatte gittiğine göre V kaçtır? Bir araç 320 kilometrelik yolu saatte V kilometre hızla 4 80. saatte gittiğine göre V kaçtır? 80 olarak bulunur. Nasıl yapıyoruz? Bizden V'yi istiyor zaten. V'yi bilmediğimiz için onun yerine yine V yazıyoruz. Yolumuz nedir? 320 kilometre eşittir. V çarpı ne kadar da gidiyor? 4 saatte gidiyor. V çarpı 4'ten 4V yapar. 4V 320 ise diyorum V eşittir 80 olarak buluyorum. Bir bisikletle 60 kilometrelik bir yolu saatte 20 kilometre hızla giderse A saatte 15 kilometre hızla giderse B saatte gidiyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Soruyu tekrar alayım ama yavaş yavaş sor. Bir bisikletle 60 kilometrelik bir yolu saatte 20 kilometre hızla giderse A saatte, 15 kilometre hızla giderse B saatte gidiyor. Buna göre sonuç A 7. artı B toplamı kaçtır? He? Sonuç 7. Evet, sonuç 7. Doğru. Şimdi bir bisikletle 60 kilometrelik bir yol saatte 20 kilometre hızla gidiyorsa ne yapıyoruz? 60'ı 3'e bölüyoruz. Yol eşittir hız çarpı zamandan. Olabilir, olur. Yoluma ben 60 kilometre diyorum. Saatteki hızı 20 kilometre. V'yi bilmiyorum. V çarpı yok, yolumu biliyorum. 20 kilometre hızla gidiyor. Oraya V yerine 20 yazıyorum. Saatimi bilmiyorum. Çarpı A diyorum. Burada A saatte giderse demiş çünkü. 20 A, yani 20 çarpı A eşittir 60'sa A eşittir 3 diyorum. A'yı 3 buluyorum.
Yine 15 kilometrelik hızla giderse diyor, bu formülümü de yerine yazarsam 60 eşittir 15 çarpı b eşittir 60 oluyor. 15 b eşittir 60 ise b eşittir 4 diyorum. A 3 b 4 olduğu için toplamları 7 oluyor. Saatteki hızları, bak, saatteki hızları 90 kilometre ve 108 kilometre olan iki araç A kentinden B kentine gidiyor. Hızı fazla olan araç 5 saatte gittiğine göre hızı yavaş olan araç kaç saatte gider? Tekrar alayım. Vereyim. Saatteki hızları 90 kilometre ve 108 kilometre olan iki araç A kentinden B kentine gidiyor. Hızı fazla olan araç 5 saatte gittiğine göre hızı az olan araç kaç saatte gider? Şimdi 108 saat, say aman 108 kilometre hızla mı gidiyordu o? Orayı anlamadım. Biri. 108 kilometre hızla gidiyor hızlı olan araç. Tam 5 saatte mi gidiyor? 5 saatte gidiyor. 90 kilometreyi soruyor o zaman. 90 kilometreyi soruyor. Şimdi 108 olan 5 saatte gidiyorsa burada bir saatini bulabiliyor muyuz? Önce 108'e bir saati kaça denk gelir diye bulabiliyor muyuz? Onunla uğraşmak gerekiyor mu öyle bir şeyle? Burada ilk bulacağın şey ne biliyor musun? 108 kilometre hızlı olan araç 5 saatte gittiğine göre diyor. 108 kilometre hızla giden 5 saatte gidiyorsa ne kadar? Yolu ne kadarmış? Buradan yolu bulabilirsin. 108 çarpı 5 yapabiliyor muyuz? Evet, bunu yapabilirsin. Bunu yapman gerek zaten. Tamam, 108 çarpı 5 540. 90. Evet. 80. 90 kilometre. O da 6 saatte gidiyor. Aynen öyle. O da 6 saatte gidiyor diyebiliriz. Ben niye yaptım, anlamadım ki. Tamam. Formülünü bilmiyordun demek ki. Ya da biliyorum da unuttum. Aslında yani bölmeyle uğraşıyordum. Formülden ziyade her şey neye dayanıyor biliyor musun? Her şey aslında günlük hayattan bir şey, soruya dayanıyor. Mantıken yaptın sen bunu. Problemle yapmadın yani. Nasıl? Saatteki hızları 90 kilometre ve 108 kilometre iki araç varsa diyor ki hızlı olan araç 5 saatte gidiyor. Sen diyorsun ki saatteki hızı 108 ise 5 saatte gidiyorsa 5 saatte 540 kilometre gider. Evet. Yani yol 540 kilometre olur diyorsun değil mi? Tamam, evet. Dolayısıyla bir diğerinin de saatteki hızı 90 kilometre ise diyorsun, bunu diyorsun 540'ı 90'a bölerim ki diyorsun, kaç saatte gittiğini bulurum. 540'ı 90'a bölersen 6 olarak bulmuş olursun. Ben bölmedim, direkt 540'ı katladım ki 600 şeyi, pardon 90'ı 540'a katladım. Öyle 6'yı buldum. Hani bölmeyle uğraşmadım. Aynı şey. Daha, çünkü daha mantıklı. Şimdi gibi geldi bana. Buyurun. Bir araç 520 kilometrelik yolda saatte 80 kilometre hızla 3 saatte V kilometre hızla 4 saat giderek yolu tamamlıyor. Bakın biraz eksiyorum. Bir araç 520 kilometrelik yolda saatte 80 kilometre hızla 3 saat ve kilometre hızla 4 saat giderek yolu tamamlıyor. Tamam mı? 80 kilometre gidiyor. 3 saatte tamamlıyor. V kilometre gidiyor. 4 saatte tamamlıyor. Buna göre V kaçtır diyor. Şimdi sadece problemin başını oku bana.
Bir araç 520 kilometrelik yolda saatte 80 kilometre Dur. hızla 3 saat. Burada saatte 80 ise toplam 520 ise saatte 3 saatte gidiyorsa 240. Sonra 4 saat daha gidiyor değil mi? Aynen. Kesinliği için. Tamam, 4 saat içinde geri kalan olay 220. 220 bölü 4 saati bulmak için söylüyorum. 55 sonuç. Doğru mudur? Bir bakalım. Şimdi bir araç 520 kilometrelik yolda saatte 80 kilometre hızla 3 saatte gidiyormuş. Aa, bir Saatte dakika. 80 Hayır 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 kilometre hayır. gidip Dur dur 3 dur. saatte gidiyorsa 280 kalmış. 220 değil. Ben yanlış yaptım. Ben hata yaptım. Dur. ve aynen 520'den 240'ı çıkaracağız. Tamam 280 dur. bulacağız. 280'i 4'e böleceğiz. Özür diliyorum. Dur. 280'i 4'e bölersek, bekle, müdahale etme. 70 oluyor. Şimdi oldu. Ben Aynen. hata işlemi Ve yanlış yaptım. Ama yöntem doğru. Sadece işlemi hata yaptım. Yani rakamları yanlış hesapladım. aynen. Yok, sıkıntı yok. Süper. Güzel. Bakalım. Düşün, bir de şıkta 220 koyup da Sazan gibi atlıyormuşum. Tesadüf. Yani böyle şeye bile Vallahi. 55 Bilmem. falan, böyle şıkta 55 koyuyorlar. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Bir araç 520 kilometrelik yoldan 80 kilometre hızla 3 saatte gidiyorsa önce 80 çarpı 3'ten 240 kilometre gitmiştir diyoruz. Geriye kalan yolu bulmak için yolun tamamı 520 kilometre ise 520'den 240'ı çıkarıyoruz. 280 buluyoruz. V hızla da 4 saatte bu 280 kilometreye gidiyorsam 4V eşittir. 280'den V eşittir 70 buluyoruz. Bir minibüs aralarında 320 kilometre uzaklık olan A ve B şehirleri arasını 40 kilometre hızla T saat, 50 kilometre hızla T artı 1 saat giderek alıyor. Buna göre T kaçtır? İşte bu T'leri bir türlü anlamıyorum ya. Hani yani bu terimleri anlamıyorum. Hala anlıyorum. Tam bilinmeyen bir durum ama kafam almadı. Bir tane soru alayım mı? Bir minibüs aralarında 320 kilometre uzaklık olan A ve B şehirleri arasındaki 320, değil mi? arasını 40 kilometre hızla T saatte, 50 kilometre hızla T artı 1 saat giderek alıyor. Buna göre T kaçtır? Şimdi ben burada ne yapıyorum? 320 kilometrelik yolda şimdi 40 kilometre hızla gidip T saatte yol alıyormuş. 50 kilometre hızla T artı 1 saat giderek yol Peki alıyormuş. bu T saat dediğin saatte mi oluyor, yoksa kaç saat oluyor? Orayı Aynen, anlasam. saat Heh, doğru. orayı anlasam ona göre hesaplayacağım. Çünkü o terimi anlayamadım bir türlü. Tamam, Aynen, şimdi orası saat doğru. tamam, şimdi 320. Doğru mu? Olayın şeyi, şu özü 320 değil mi? Tamam, şimdi tekrar bana problemi sor. Sadece başını. 300 kilometrelik yolu Ha, işte 300, özür dilerim, 320 değil. 40 kilometre hızla T saatte yol alıyormuş. 50 Tamam. kilometre hızla T artı 1 saat giderek alıyormuş. Tamam. Buna göre T kaçtır? Söyleyeceğim. Buradan 40. 300 demiştik. 300 demiştik. Oradan da müdahale etmeyeceğiz. Saati mi bulacağız? 4. Ama doğru olması Dört mü? bilmiyorum.
Evet. Şey kaçtır diyorsun. Yine saati soruyorsan. Yok. Tamam. Yanlış yaptım galiba. Sen bir yapsana. Ben anlamadım soruyu. Şimdi 40 kilometre hızla T saat 50 kilometre hızla T artı 1 saat giderek yol alıyormuş. Şimdi 40 kilometre ile T saatte yol alırsam yani çarpımı 40T olur ya. Burası 40T olur. 50 kilometrelik hızla T artı 1 saat yol alıyormuş. Buradan da 50T artı 50 olur mu dağıtırsam eğer? Yani olur da. 90T artı 50. İşte ben terimleri anlamadığım için TM falan, yani bir yerde 260 var. Onu biliyorum. Ama o 260'ı ne yapacağımı bilmedim hani. Yoksa anladım ben dediğim de. Yani temel olmadığı için bir Şimdi şey diyemiyorum. 320 kilometrelik yol var. Şimdi ben ne yapıyorum? Sana hız çarpı zaman derim ya her zaman. Şimdi hız çarpı zamandan hesaplarsak 40 kilometre hızla T saatte yol alıyorsa aslında bu 40 çarpı T zamanda yol alıyor. Anladın mı? Niye? Çünkü atıyorum ben sana 80 kilometre ile 3 saatte yol alırsam diyorum. Sen bana 240 kilometre diyorsun değil mi yolu? Niye? Çünkü 80 ile 3'ü çarpıyorsun. Burada da 40 kilometre hızla T saatte yol alıyor. Anladın mı? 40 T oluyor. 40 çarpı T oluyor burada da. Tek fark bu. Sen 80 ile 3'ü çarpıyorsun. Ben burada 40 ile T'yi çarpıyorum. 40T ilk yol alışı böyle 40T oluyor. Sonra 50 kilometre hızla da T artı 1 saatte yol alıyor. Bu sefer de 50 ile T artı 1'i çarpacağım. 50 çarpı aç parantez T artı 1 kapat parantez diyeceğim. Ne olacak? 50 ile T'yi çarparsam 50T, 50 ile artı 1'i çarparsam artı 50 olur. 50T artı 50. Toplam hani 320 kilometrelik yol alacağı için bu hızlar hala gittiği için 40T artı 50T artı 50 yapıyorum. Neye eşitmiş? 320'ye eşitmiş. 40T 50T daha ne yapar? Toplarsak 90T. 90T. 90T artı 50 140T. eşittir 320. Ha, pardon. Artı 50'yi karşıya eksi 50 olarak atarsam 320'nin oraya ne olur? 270 olur mu? Olur. 90T eşittir 370. Buradan T eşittir ne olur? 90T 370 ise 90T 370 ise 270 ise özür dilerim. T eşittir 3 olur. Çünkü 90 ile 3'ü çarparsam 270 olur. Şimdi bakalım. T eşittir 3 mü? 40 kilometrelik yolu T saatte diyor. Yani ben T'yi 3 buldum. 40 kilometrelik yolu 3 saatte gidiyorsa ne kadar yol alır? 120. 120. 50 kilometre hızla T artı 1 saat diyor. Ben T'yi ne buldum? 120 mi? T'yi 3 buldum. Ha, T 3 artı 1 saat. saatte gidiyorsa 4 saat oluyor. T artı 1 saatte 4 saat oluyor. 50 kilometre hızla da 4 saatte yol alıyormuş. O zaman ne yapar? Ne kadar gitmiş olur? 50 kilometreyi 4 saatte giderse 50 kilometre ile 4 saatte giderse 200. 200 oluyor değil mi? Biz 400 320. kilometre ile 120 dedik. 50 kilometre ile 200 gidiyor dedik. Topla 320. 320 yapıyor. Yani T eşittir 3 olarak sağlamış oluyoruz. Bu biraz daha YKS tarzı sanki gibi geldi bana bu soru. Hani EKPS'ye de Yok. geçtik esası. EKPSS'de çok güzel sorulabilecek bir soru aslında. O zaman Bak. T saat mi oluyor?
T saat oluyor aynen. İşte bu işareti Çünkü bilsem, peki T artı 1 ne oluyor? x eşittir v çarpı t derken Bir dakika. yol eşittir hız çarpı Ha. zaman. Dur, ben sana soruları sorayım, hem de dinleyiciler de aydınlanmış olur. Çünkü eminim benden daha kötü ya da benim eşiyetimde birileri vardır. Şimdi T saat oluyor. T artı 1 ne oluyor veya T artı 2 ne oluyor? Hazır konusu gelmişken onu da sorayım. Artı bir saat fazla oluyor. Tamam. Son soru, V ne oluyor? Yol mu? Hız oluyor. V hız. Yolun işareti var mı? X. X Hayır. eşittir V çarpı T. Yol Ha. eşittir hız çarpı zaman. X yol, V hız, T de Tamam. zaman olur. Tamam. Şimdi işte taşlar yerine oturdu. Belki ilerideki soruları yaparım umarım diyerek teşekkür ediyorum. Kendimi dinleyiciler adına. Buyurun. Bir otomobil saatte 60 kilometre hızla T saat, 80 kilometre hızla 6 eksi T saat giderek 440 kilometre yol alıyor. Buna göre T kaçtır? Aynı soru. Sadece sayı farkı var. Şimdi zaten saat demiş. Niye oraya T yazmış ki tekrar? Orayı anlamadım. Yine kafam karıştı benim. Yine soruyu alayım. Ama yavaş yavaş. Bir otomobil saatte 60 kilometre hızla T saat. Bu 60 kilometre hızla zaten saatte yazmış. O T saat ayrı bir açıklama mı? Orayı anlamadım işte. Yani burada 60 Ama olduğunu ben anlıyoruz. kaç saat yani saatte 60 gidiyor ama kaç saat yol aldığını bilmiyorum. Tamam. Tamam. Buyurun. 3 saat, 5 saat, kaç saat gittiğini bilmiyorum. Tamam. Onu bulduracak zaten bize. 80 kilometre hızla 6 eksi t saat giderek 440 kilometre yol alıyor. Buna göre t kaçtır? Şıklar yapma bunlarda ya. Hepsi bak, şık yapmıyorsun sen bana. Mızıklık yapıyorsun. Ben oynamıyorum artık. Şık yok. Ha. Ya Peki. ben koymuyor değilim, soruda şık yok. Tamam, anladım ben. Antrenmanda matematikte olsa gerek bu şey. Anladım ben. Aynen, antrenmanlar ve matematik bunlar. O zaman bunu yine birlikte yapalım. Yani Şimdi yavaş yavaş. bir otomobil saatte 60 kilometre hızla T saat gidiyorsa biz ne yapacağız? Yolu yani ne kadar gittiğini bilmiyorum burada. 60 çarpı T yapar mıyım? Hızım benim 60'mış ve T saat yol alıyormuş. Ne kadar gittiğini bilmiyorum. 60 çarpı T'den 60 T. 440'a Burada kadar mı 60 öyle T gidiyor? oluyor. Hı, evet. O zaman 382, 7 Ama saat. şey yapmıyor. 440 kilometreyi burada bitirmiyor. Bu bir Ha, anladım. kısmını gidiyor bunda. Tamam. 60 T bir kısmı. Sonra 80 kilometre hızla 6 eksi T saat giderek 440 kilometreyi varıyormuş toplamda. O Şimdi zaman 80 kilometre ile gidip 6 eksi T saat yol alıyorsa ben burada ne derim? Yol eşittir hız çarpı zamanda. Yolu ne kadar gittiğini bilmiyorum. Ne yapacağım ben? 80 kilometrelik hızla 6 eksi T saat yol alıyormuş. Burada da şunu yapacak mıyım? 80 çarpı aç parantez 6 eksi T kapat parantez. Burada da bunu yapmam lazım benim. 80 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 80 çarpı 6 mı? Evet. 80, 160, 240, 400, 440. 480. Ha, bir dakika, 80, 160, 240, 320, 400. Evet, 480. Eksi t ile 80'i çarparsam ne yapar? Eksi 80 t. Eksi 80 yapar. Negatif Eksi olur. 80 t yapar ama. Tamam. Şimdi toplamda artık şöyle bir yol alıyor bu kişi. 60T önceden gidiyordu ya. 60T artı 480 eksi 80T eşittir 440 kilometre.
Şimdi ben burada ne yapacağım? Bir 60T var, bir eksi 80T var. Ne olur burası? Eksi 20T olur mu? Olur. Eksi 20T artı 480 eşittir 440. Ben burada ne yapacağım? Eksi 20T'yi yalnız bırakmak için 480'i karşıya ne yapacağım? Eksi olarak Eksi atacağım. olarak atacağız. 440 eksi 480 ne yapar? 40. 40 yapar. Eksi 40 yapar ama. Ha, eksi 40 pardon. Eksi 20 t eşittir eksi 40'sa t eşittir ne olur burada? Tekrar sor. Eksi 20 t eksi 40'sa t eşittir ne olur? Artı 20 mi? Yok. Eksi Artı 80. oluyor ama. Artı oluyor ama. Artı 80 mi? Hayır. Ne oluyor? Eksi 20 t eşittir. Eksi 40'sa 20 t aslında 20 çarpı t'dir. Eksi Artı 20'yi karşıya bölümü halinde atarsam 60. hayır. Eksi 40 bölü eksi 20 yapar. Eksi 40'ı eksi 20'ye bölersem eksi bölümü artı 40'ın 20'ye bölümü 2'dir. T eşittir 2 diyorum ben burada. Bana da T'yi Evet, ben soruyordu zaten. T kaçtır dediğin diyorum. gibi çok karışık geldi bana bu problemler. İnşallah Şimdi çözeriz. tekrara yaptın mı anlarsın nasıl yapıldığını. Sen şimdi şey yapmaya çalışıyorsun. Daha ilk yapımların ve hani sorulara yabancısın. Şeye de yabancısın. Formüllere de yabancısın. Ama bu tekrar dinle, o formülleri anla ve ne yaptığımı anla, bulursun zaten. Biz T2 bulduk ya, mesela şöyle yerine koyuyorum. Şimdi şeffaf bir okuyacağım, sonra T yerine 2'yi koyarak deneyeceğiz. Bakalım oluyor mu? Bir otomobil saatte 60 km hızla T saat, 80 km hızla 6 eksi t saat giderek 440 kilometre yol alıyor. Buna göre t kaçtır? Biz t'ye kaç dedik? 2 dedik. Bir, iki. T yerine 2 koyalım. Bir otomobil saatte 60 kilometre hızla 2 saat. T saat diyordu, 2 saat diyorum. O zaman ne kadar gider? 60 kilometre hızla 2 saat gidiyorsa 120 kilometre gider mi? Gider. 80 kilometre hızla 6 eksi t saat giderek 6 eksi 2 saat diyorum burada. 4 saat oluyor mu? Olur. 80 kilometre ile de 4 saat giderse ne kadar olur? 320 olur mu? 320. 60 kilometre ile 2 saatte 120 dedi. 80 kilometre ile 4 saatte 320 dedik. Toplarsak ne yapar? 120 ile 320'yi 440. Bize de zaten diyordu ki 440 kilometre yol alıyor diyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Sağlamasını da bu şekilde yapıyoruz. Evet, bu arada 30 küs 35 dakika falan oldu. Ne yapalım? Devam mı yoksa? Yani Bilmem. şöyle, normalde 35 dakika şöyle geçti. Açıkken 35 dakika da yani bizimki bir 30 dakika oldu. Şimdi şu soruyla tamamlayalım o zaman. Bir otobüs A kentinde B kentine 5 saat gidiyor. Otobüsün saatte iki hızı 20 kilometre daha fazla olsaydı 4 saat gidecekti. Buna göre A ve B kentleri arası kaç kilometredir? Bak güzel bir soru. Bir otobüs A kentinden B kentine 5 saat gidiyor. Otobüsün saatteki hızı 20 kilometre daha fazla Cevap olsaydı veriyorum. 4 saat gidecekti. 200. Ver bakalım. Bakalım doğru mu? Ya da Formülü yapıyoruz.
Hayır ya, Şimdi bir otobüs A kentinde B kentine 5 saatte gidiyormuş. Şimdi ben V saatte 5 pardon V kilometreyle 5 saatte gidiyor dersem 5V olur mu burası? evet. Otobüs saatteki hızını 20 kilometre daha fazla olsaydı diyor 4 saat yol alacaktı. 4 saat gidecekti. Şimdi o zaman 20 kilometre hızını arttırıyorsa V artı 20 der miyim ben buna? Deriz. 4 saat gidiyorsa V artı 20'yi 4 ile çarpmam lazım. 4 ile V artı 20'yi çarp. 4 ile V'yi 80 çarp. 4 ile V'yi çarp önce. 4 ve yok 16 4 ile evet, ya bilmiyorum doğru. kafam 4 karıştı ile da 4 ve mi? 4 ve artı 20 ile 4'ü çarp. Artı 80. Artı 80. 4 veya artı 80. Ben sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Ne kadar şey farklı olsa da, formül farklı olsa da gidilen yol aynı mı? Evet. Aynı. Ben yolu bilmiyorsam bile ben bunları eşitlerim. Neyi eşitlersin Samet? Şu 5 saatte gidiyormuş ya yukarıda ve hızla. Ben 5V'yi neye eşitlerim biliyor musun? 4V artı 80'e eşitlesem zaten işim tamam benim. 5V eşittir 4V artı 80 dersem ben V'yi ne bulurum? 4V'yi bu tarafa at, 5V'nin oraya. V eşittir kaç olur? 80 olur mu? Olur galiba. Oluyor. V eşittir 80 ise hadi yerine koyalım. Nerede yerine koyarsan koy aynı olur zaten. V eşittir 80 ise A kentinden B kentine 5 saatte gidiyormuş. Hızı 80 ise 5 saatte gidiyorsa yol nedir? 380 400. 400. Şimdi aşağı geldim. Hızını 20 kilometre arttırsaydı, hızı ne 80, 20 kilometre arttırdığını düşün, 100 100 kilometre. olur mu? Saatte 100 gidiyorsa, 4 saatte giderse ne kadar olur? Yine 400 kilometre olur. Demek ki yolumu bilmesem bile, ben hızla zamanı bulduktan sonra eşitlesem bile iki denklemi yolumu hayli hayli bulurum. Çünkü yol iki denklemde de değişmez diyoruz. O zaman sen tekrarları yine Öyle dinlersin yaparım ya. Çünkü dediğim gibi özellikle bu terimleri karıştırmayayım. T, V, X olaylarını. Artı aynen. eksi falan. Sıkıntı olmaz. Her şey bu üç ifadeden ibaret. Yol eşittir hız çarpı zaman. Her şey bundan ibaret. Diyoruz ve bugünkü dersimizi böyle noktalıyoruz.